Evet, öncelikle tüm katılımcılara hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Metin Eken. Aynı zamanda İLEME'de İnsan ve Toplum Seminerleri adı altında bu başlattığı girişimden dolayı da teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bugün İnsan ve Toplum Seminerlerinin 6.sında yine bir aradayız. Ve Mustafa Derviş Derli Hoca'nın Dini Kimliklerin Siber Uzamda Akışkanlaşması isimli makalesini tartışmaya çalışacağız. Üzerine müzakere etmeye çalışacağız. İsterseniz kısaca Mustafa Derviş Dereli Hoca'dan bahsedeyim. Mustafa Derviş Dereli, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi bölümünde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam ediyor. Ve bu çalışması da aynı zamanda bu kapsamda yaptığı çalışmalardan bir tanesi. Tabii çalışmanın bir hikayesi de var. Ona birazdan geleceğiz. Derviş Hoca'ya o konuda bir soru yöneltmek istiyorum ama kısaca birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu çalışma esasında bir tez çalışmasına da akademik bir zemin oluşturdu. Aynı zamanda bir teorik zemin oluşturdu. Derviş Hoca bir siber etnografik araştırma yaptı. Ve daha sonra bu araştırma Sanala Veda, Sosyal Medya ve Dönüşen Dindarlık ismiyle yayınlandı. Bu makalede aslında bu tez çalışmasının teorik temellerinin tartışıldığı bir çalışmaydı. Bu yönüyle önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca yine makalenin hangi bağlama oturduğunu, zeminini de kısaca ifade etmek isterim. Çalışma yaklaşık özellikle tüm dünyada son 30 yılda gelişmeye başlayan, yaygınlaşmaya başlayan bir sorgulama alanı olarak da ifade edebileceğimiz medya ve din ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilen bir çalışma. Tabii az önce ifade ettiğim gibi medya ve din ilişkisi son yıllarda gelişen bir alan. Bunun pek çok sebebi var. Bunlardan ilki başından beri medya ve dinin hep birbirinden ayrı sabit kategoriler olarak değerlendirilmesi diyebiliriz. Medya genelde sekülerlikle ilişkilendirilirken, seküler olan çerçeve olarak anılırken, din ise kutsallıkla ilişkilendiriliyordu. Özellikle akademik yazında. Yine dinin özellikle hem toplumsal düzlemde hem de bilinç düzleminde yavaş yavaş gerileyerek kaybolacağı şeklindeki sekülerleşme tezi de yine medya ve din araştırmalarının önünü kapatan unsurların başındaydı. Tabi bu alanın medya alanına da bir yansıması var. Yine medya çalışmalarında biz özellikle ilk dönemlerde pozitivist etkiler yaklaşımının çok hakim olduğunu görüyoruz. Medya araştırmaları genellikle hem politik anlamda hem de psikolojik anlamda işte pazarlama araştırmalarına yöneliyor. Aynı zamanda bir davranış değişikliği oluşturma amacına yöneliyor. Doğrudan etkiye odaklanıyor aslında. Bütün bunlar medya ve din ilişkisinin önünü kapatan unsurlar olarak sıralanabilir. Ancak tabii medyanın özellikle son yıllarda tüm sosyal alanlardaki artan etkinliği ve tüm sosyal alanlara nüfuz etmesi de bu alanın müstakil bir sorgulama alanı olarak gelişmesine olanak sağladı diyebiliriz. Bu çalışma da tam da bu çerçevede ortaya çıktı ve gelişti. Türkiye'ye geldiğimizde ise özellikle medya ve din araştırmalarında bir soruna daha işaret etmek gerekiyor. Özellikle bu çalışmanın bağlamını anlayabilmek için. Türkiye'de genelde biz medya ve din araştırmalarını temsil sorunu özelinde çalışılan bir konu olarak görüyoruz. Nedir? Örnek vermek gerekirse işte Yeşilçam'da dindarlık veya din adamı temsili veya medyada Müslüman stereotiplerin oluşturulması gibi hep temsile odaklanan bir takım araştırma girişimleri yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ancak bu medyaya ilişkin tabii sınırlı bir kavrayışın da ürünü ve bu temsil sorununu aşabilen çalışmalar da maalesef Türkiye'de çok yakın zamanlara kadar da gelişmemişti. Peki bu kavrayış eksikliği nereden kaynaklanıyor diye sorarsak şunu söyleyebiliriz. Medya günümüzde sadece bir araç değil artık. Yani bir mesajı kaynaktan hedef kitleye ileten bir araç değil. Aynı zamanda bir ortam, bir zemin haline gelmeye başladı. Yani bir vasıta olmakla birlikte bir vasat olma özelliği de kazandı. Bir zemin olma özelliği kazandı. Bu da başlı başına artık medyayı bir ortam, bir zemin haline, bir uzam haline getirdi. Bu da yepyeni tartışmaları tüm dünyada beraberinde getirdi tabii ki. Mesela online topluluklar veya online cemaatler, yine aynı şekilde online ritüeller, online dini kimlik gibi pek çok sorgulamalar ortaya çıktı. Derviş Hocamın çalışması da tam da bu çerçevede temsil sorunu aşan bir ölçekte medya ve dini kimlik ilişkisine odaklanıyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'deki mevcut çalışmaları bir anlamda akademik olarak destekleyen, besleyen
ve yeni bir alana evrilten bir çalışma olduğunu ifade etmek mümkün. Ben bu çerçevede konuyu çok da uzatmadan hemen sözü Derviş Hocama bırakmak istiyorum ve aslında basit bir soruyla hemen başlamak istiyorum. Bizlere bu eserin hikayesini ve sizleri böyle bir çalışmaya iten sebepleri anlatır mısınız hocam? Hocam çok teşekkürler. Öncelikle nazik takdiminiz ve konuyla ilgili alana dair yaptığınız girişten dolayı teşekkür ederim. Ayrıca İnsan Toplum Dergisi'nin kıymetli editörü hocalarımıza ve yine arka planda çalışan, mutfağında çalışan arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten akademik anlamda çok nitelikli çalışmaların yayınlandığı bir mecra, bir dergi haline geldi. İnsan ve Toplum Dergisi yıllar içerisinde yürüyüşü inşallah daim olsun. Sorunuza gelecek olunca hocam, takdimde de ifade ettiğiniz üzere bir doktora tezine aslında yaslanıyor bu çalışmamız. 2013 yılının sonlarında akademik anlamda işte doktora iterlikten sonra tez konusunu belirlerken fakültedeki hocalarımla birlikte de bu istişareleri yaparken dindarlık meselesini internet ve sosyal medya ortamları üzerinde çalışmanın mümkün olup olmayacağı üzerine bir tartışma yapmıştık. Ve burada aslında bir endişemiz vardı. Çünkü internet ve sosyal medya ortamı bugünkü kadar hayatımızın doğrudan içerisinde olan mecralar değildi. Yani akademik anlamda acaba yapacağımız çalışma nelere mal olur veya olumlu anlamda nasıl bir din sosyolojisi literatürüne ya da akademik literatür katkısı olur? Bunlarla ilgili hakikaten soru işaretleri vardı. Fakat zaman içerisinde gördük ki internet ve sosyal medya mecraları artık yalnızca gençlerin değil, bütün neredeyse her yaş grubundan artık insanların gündelik hayatının en temel gerçekliği haline gelmeye başladıktan sonra dini kimlerin ya da dindarlıkların orada daha nasıl deneyimlendiği meselesi de giderek önem kazanmaya başladı. Bu çalışmamız yani İnsan Toplumu Dergisi'nde yayınlanan 2019 yılında 9. cilt ilk sayısında yayınlanan bu makalemiz sizin de takdimde belirttiğiniz üzere hocam nitel bir araştırma yapmıştık doktora tezimizde. 44 kişiyle bu anlamda görüşmeler yapmıştık. Sahası da bulunan bir akademik araştırmanın teorik kısmını aslında oluşturuyor. Ve burada bu teorik kurgudan hareketle çalışmamızda bir saha çalışması, nitel saha araştırması gerçekleştirmiş olduk. Ve burada aslında merakımız şuydu, yeni yeni gelişmekte olan bir alan ve bu alanın interdisipliner bir alan olduğunu belki en başta vurgulamamız gerekiyor. Yani sadece ilahiyatçıların, iletişim bilimcilerin değil, sosyologların, psikologların, uluslararası ilişkileri alanında çalışan hocalarımızın pek çoğunun belki bir araya gelerek çözümleme yapabileceği, derin analizler yapabileceği, çıkarımlar yapabileceği bir ortam, bir mecra buralar. Bundan dolayı da bunun en azından özellikle ülkemiz üzerinde olabildiğince az olduğunu fark ettiğimiz için böyle bir çalışmaya aslında niyetlenmiş olduk. Evet hocam teşekkürler. Kısa bir hatırlatma da yapmak istiyorum aslında. Eğer katılımcılar soru yöneltmek isterlerse bunları yazdıklarında ben de hocamızla paylaşabilirim. Bunu da kısaca ifade edeyim. Ve hemen aslında biraz makaleye ısınmaya başlayalım açıkçası. Başlıkta da gördüğümüz akışkanlaşma kavramı, bu kavrama ne kastettiğinizi kısaca açıklarsak bence daha iyi olacak. Yani bu kavram neden çalışmada merkezi bir noktada? Dini kimlikleri neden bu kavram etrafında ele alıyoruz? Bu etrafında biraz daha konuşmak isteriz açıkçası. Hocam şöyle akışkanlaşma kavramına baktığımız zaman aslında postmodern teorisyenler dediğimiz meşhur sosyologların, sosyal bilimcilerin eliyle bu kavramın literatüre kazandırıldığını ve yaygınlaştığını görmekteyiz. Sosyolojiyle az çok ilgilenen öğrenci arkadaşlarımız da dahil olmak üzere pek çok insan, pek çok kişi bilhassa Bauman'ın kitapların isimlerinin çoğuna bir ne diyelim kelime olarak, kavram olarak yer alan akışkanlaşmayı duymuşlardır. İşte akışkan aşk, akışkan modernite, akışkan gözetim tarzında pek çok kitabı Türkçe'de çevrilmiştir Bauman'ın. Onun tanımından hareket edecek olursak Bauman der ki akışkan modernite isimli kitabında akışkanlık sıvılara ve gazlara özgü bir durumdur. Kelimenin sözlük anlamında hareket ediyor. Bundan dolayı katılardan farklıdır. Akışkanlaşmayı keşfedebilmek için
mutlaka sanki böyle hareketli bir fotoğraf gibi o anda altına bir not düşmeniz gerekir. Şu gün, şu tarihte, şu yerde bu fotoğraf çekildiği şeklinde olduğu gibi bir yer konum tayin etmek zorunluluğun olduğunu akışkanlarda söyler. Ve buradan meseleyi kimliklere bağlar Bauman aslında. Ve buradan hareketle de modern ve bilhassa postmodern dönemlerde kimliğin önceki dönemlerde olduğundan daha farklı şekilde kurgulandığını, parçalı epizodlar haline geldiğini ve yeni kuşaklarda bilhassa ben kimim sorusunu kolay kolay anlam bulamadığını ifade eder. Yine Sherry Turkle, Amerikalı sosyal psikolog, bu alanda yazıp çizen hocalarımızın mutlaka bir şekilde eserlerine başvurduğu isimlerden biri. O da çok erken tarihlerde, 84 yılında mesela yayınladığı kitap var, 95 yılında yayınladığı başka bir kitap var. O dönemlerden itibaren bu kimlikler meselesine odaklanır ve der ki burada bilhassa biraz sonra da belki geleceğimiz bazı internet ortamlarının ilk nüvelerinden hareketle kimliklerin gündelik dünyadan farklılaşmış bir biçimde akışkanlaştığını öne sürer. Peki biz bu çalışmamızda ne yaptık? Aslında onların sıkça kullandığı ve literatüre kazandırdığı akışkanlaşma kavramını onlardan alıp daha postmodern, geç modern bir bakış açısına oturtmaya çalıştık ve böylece onların söylediklerinin aslında aksine çalışma boyunca sık sık ifade edeceğimiz bir durum var. Bu ortamların fiziki dünyanın dışında değil, bizzat fiziki dünyayla etkileşim içerisinde var olduğunu, dolayısıyla insanların gerek kimliklerini gerek dindarlıklarını hem fiziki dünya ile hem de çevrim dışı dünya ile birbiriyle eşdeğer biçimde her iki ortamdan ve uzamdan beslenerek meydana getirdiğini öne sürüyoruz. Akışkanlaşmayı bizim bu çalışmamızda konumlandırma durumumuz biraz böyle hocam. Evet hocam. O halde hem sizin açıklamanızdan hareketle hem de literatürden hareketle şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Kimlik, siber uzama ilişkin çalışmaların en merkezi temalarından bir tanesi. Tabii dini kimlik de bunlardan biri. O halde dini kimliğe geçmeden önce, yani çalışmanın da merkeze aldığı dini kimliğe geçmeden önce biraz siber uzamda kimlik nasıl ele alınmış? Bugünümüze kadar. Özellikle sizin bakış açınız bu çerçevede ne? Farklaşan bakış açılarınız neler? Onları ifade etmenizi rica edelim hocam. Teşekkürler hocam. Hani kimlik dediğimiz zaman bildiğiniz üzere hani sosyolojide böyle bilinen, yaygın, en böyle kısa tanımlarından birini ifade edecek olursak kişinin ben kimim sorusuna verdiği cevaptır. Özellikle çeşitli özellikler bakımından insan kendisini tanımlarken ya da tanırken hem kendisi gibi olanlardan hem de kendisi gibi olmayanlarla yani ötekilerle bir benzeşim kurar. Kimliği zaten kökenine baktığımız zaman hem benzerliği hem de farklılığı vurguladığını görürüz. Ve modern öncesi dönemlerde bu yine az önce bahsettiğimiz isimlerin çalışmalarında ve diğer sosyal bilimci çalışmalarında fazlasıyla karşımıza çıkar. Modern öncesi dönemlerde kimliği oluşturma biçimi daha çok aile, klan ya da topluluk benzeri yapılarla meydana çıkar ve insanlar oralara atıfta bulunarak kendisini tanımlar. Fakat modern ve postmodern dönemlerde veya geç modern adına ne diyorsak bu dönemlerdeki kimlik daha ne diyelim o bağlardan koparılmış bir biçimde daha bireysel görüntülerle ortaya çıkartılır. Bu şekilde açıklama yapmamız aslında kimlik meselesinin bizatihi insanın varoluşunu ya da kendisini anlamlandırmasına karşılık geldiği için internetin ilk nüvelerinin ortaya çıktığı dönemlerden bu yana tartışıldığını ifade etmemiz ihtiyacından dolayı. ARPANET adında biliyorsunuz 1969 yılında askeri amaçlarla internetin ilk nüvesi oluşuyor ve o dönemlerden itibaren baktığımız zaman kimlik doğrudan sosyal bilim çalışmaları yani dijital kimlik sosyal bilim çalışmalarının önemli temalarından biri haline geliyor. Bunun en önemli sebebi şu, bizim içerisinde gündelik deneyimlerimizi sürdürdüğümüz fiziki dünyamıza ilave olarak artık bir siber uzam dahil oluyor. Uzam bildiğiniz üzere sosyolojide ya da akademik literatürde mekanın karşılığı olarak kullanılıyor. William Gibson'ın bir eserinde kullanılan bir metafor aslında siber uzam kavramı. Ve bu kavramla hareketle biz diyoruz ki artık insanların hayatına bilhassa elektronik araç ve ortamlarla birlikte yeni bir uzam, yeni bir mekan dahil olmuştur. Bunlar da siber uzamdır. Ve bu siber uzam bizim World Wide Web diye ifade ettiğimiz 91'de ortaya çıkan
aslında internetin halka yaygınlaştığı dönemlerde, çok daha erken dönemlerde itibaren aslında akademik çalışmaların bir konusu haline gelmeye başlamış. Ve burada özellikle çalışma başlıklarının hep mutlar üzerinden gittiğini görüyoruz hocam. Bu multi-user dungeon dediğimiz, değil mi? Çok kullanıcılı zindan. Bu ortamlar, ne diyelim, eski MS-DOS simsiyah ekranlarda insanların birbirini görmeden tamamen avatar ya da çeşitli simgelerle katıldıkları, aslında karşıdakinin kim olduklarını bilmeden birbirleriyle etkileşimde bulundukları ve daha çok metin temelli, hatta belki de bütünüyle metin temelli ortamlara biz bu adı veriyoruz. Ve bu ortamlarla beraber aslında dijital kimlik tartışmalarında merkezi belirlenmiş oluyor. Ve sonrasında pek çoğumuzun hatırladığı, belki yeni kuşaklar, 2000 sonrası doğumlular hatırlamayabilirler. 95-96'dan itibaren hayatımıza giren mesela merch tarzı chat ortamlarda da benzer durumlar vardı. Yani ben bir avatarla, bir kullanıcı adıyla, bir nickname'le o mecralara dahil oluyorum. Kendimi mümkün olduğunca istediğim ölçülerde farklı şekilde tanıtabiliyordum. Çünkü karşımdaki kişinin, diyelim ki kendisi erkek olarak tanıtıyor, hakikaten erkek mi kız mı, ya da diyelim ki bir dini yönelim var mı yok mu, bunlara dair herhangi bir şekilde bunları öğrenebilme imkanım yoktu ya da en azından bunlar açıkça gösterilemiyordu. Ve devam eden süreçte bakıyoruz ki günümüzde özellikle akıllı telefon uygulamalarıyla beraber meşhurlaşan bu çöp çatan arkadaşlık ya da evlilik sitelerine varıncaya kadar bu mecraların yaygın şekilde internet ve sosyal medya bağlamında dijital çalışmaların merkezi olarak kullanıldığını görüyoruz. Ve burada aslında temel bir durum var, temel bir bakış açısı var. Bu konuda çalışan hocalarımızın bir şekilde aslında karşılaştığı bir karikatür bu durumu çok rahat bir şekilde anlatıyor bize. 93 yılında New Yorker'da yayınlanmış bir karikatür var. İki tane köpek bir bilgisayar ekranında karşı karşıya dururken bir köpek diğerine internette hiç kimse senin köpek olduğunu bilmiyor şeklinde bir ifade kullanıyor. Burada aslında biz şöyle bir çıkarımda bulunuyoruz. 95-96'lı gibi 2000'lerin hemen önceki dönemlere kadar ki internet, siber uzam ortamları bize gündelik hayatımızda kim olduğumuzu kolay kolay yansıtan ortamlar değil. Dolayısıyla bir anonimlik söz konusu. Bu anonimliğin insanlara sağlamış olduğu serbestlikten hareketle bu ortamlarda insanlar gündelik hayatından mümkün olduğunca kendisini farklılaştırarak bu mecralarda yer alırlar şeklinde bir anlayış var. Ve bu anlayış sonraki dönemlerde Sherry Turkle'dan Mark Oster'a, hatta sanal topluluklar kavramının doğrudan mucidi Reingold mesela. Bu isimlere baktığımız zaman insanların, daha doğrusu bu araştırmacıların söz konusu ortamları uçsuz bucaksız bir nevi cennet gibi insanların düşlediğini, dolayısıyla bu ortamlarda yapılan etkileşimlerin, yapılan paylaşımların hiçbir şekilde gündelik hayata temas etmediğini ısrarla vurguladıklarını görüyoruz. Bunu mesela besleyen Bauman'dan bahsettik. Yine mesela Zize'ye örnek verebiliriz. Baudrillard'a örnek verebiliriz. Yani bu kişiler için mesela Zize'nin çalışmalarına baktığımız zaman, Baudrillard'ın çalışmalarına baktığımız zaman dijital dünyanın gerçek tırnak içerisinde dünyadan daha gerçek olduğunu söylemesi aslında bir nevi bir içleşmeye doğru gidişatın göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu bakış açılarındaki temel mantalite hocam, internet ve dijital ortamlar, tırnak içerisinde sanal dünya, hiçbir şekilde gündelik hayatla alakası olmayan ortamlar. Fakat bilhassa az önce bahsettiğimiz evlilik çöp çatan siteleri ya da arkadaşlık siteleri bu mecralara yönelik bakış açısını değiştiriyor. Niye? Söz gelimi insan birisiyle bir tanışlık kurmak istiyor veya evlenmek istiyor, arkadaşlık yapmak istiyor. Artık gündelik hayatını daha fazla aşmaya başlıyor. Veya gündelik hayata temas eden mesela etkileşimlerde, diyelim ki onunla bir yerde buluşmak şeklinde bir artık mantaliteye doğru gidiyor. Bundan dolayı da internet ve sosyal medya ortamlarında karşımıza çıkan dijital kimliklere yönelik bakış açısının akademik literatürde artık yavaş yavaş değiştiğini görmekteyiz. ICQ gibi programlar var bildiğiniz üzere. Orada ben o dönemleri az çok hatırlıyorum. İnsanlar diyelim ki akademisyen bir hocamız
bir kart yaptırdığı zaman kartın altına ICQ numarasını da verebiliyordu. Bu en azından diyelim ki ben Metin Hoca'nın hangi o ICQ numarasına sahip olduğunu bildiğim için onu ekleyerek onunla etkileşime geçebiliyordum. Ve yine 2000'lerden sonra bilhassa artık hayatımıza giren internet ve dijital ortamlarla beraber tabiri caizse büyük bir dönüşüm meydana geliyor. Bu dönüşüm artık şunu bizim karşımıza çıkartıyor. İnternet ve dijital dünyada, internette, dijital ortamlarda etkileşime geçtiğimiz insanların gündelik hayatta biz kim olduğunu biliyoruz. Hemen aklımıza şu gelebilir. Yani bugün internetin, dijital ortamların, işte Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın bu kadar yaygın şekilde kullanmaya başladığı dönemlerde anonim hesaplar yok mu? Elbette var. Fakat mesela benim doktora çalışmamda, bahsini ettiğimiz doktora çalışmamızda ulaştığım bir sonuç vardı doğrudan nitel araştırma gözlemlerinden ve görüşmelerden hareketle. Anonim kimlik sahibi kullanıcılar diyorlardı ki bizim yaptığımız paylaşımlar çok fazlasıyla dikkate alınmıyor. İroni içerikli bir paylaşım yapıyorum, komik, eğlenceli bir paylaşım yapıyorum ya da çok ağır akademik bir metin paylaşıyorum veya dini içerikli bir paylaşım yapıyorum. Kendi ismiyle orada var olan arkadaşlarımıza göre etkileşim fazla almıyorum diyorlardı. Dolayısıyla baktığımız zaman artık hikaye değişiyor. Yani eskiden önceki dönemlerde internetin ilk ortamlarında anonim hesaplar bir nevi modayken sonraki dönemlerde artık azınlık durumuna düşüyor. Ve insanlarla etkileşim içerisindeyken biz baktığımız zaman karşıdaki kişinin kim olduğunu biliyoruz. Bunu özellikle genç kuşaklar üzerinde şöyle bir örnekle izin verirseniz tamamlayayım hocam bu sorunuzu. Önceki kuşağa mensup mesela hocalarımız, abilerimiz, ablalarımız diyelim ki bir dini bilgi hani konumuz bağlamında ifadeci bulursak bir internet ortamından, bir dijital ortamdan mı öğrenmiştir yoksa herhangi bir kitaptan mı öğrenmiştir yoksa birisinden mi almıştır o bilgiyi şeklinde sorduğumuz zaman bir farkındalığı olabilir. Yani evet ben bunu internette gördüm, ben bunu işte şundan öğrendim gibisinden. Fakat genç kuşaklarla yaptığımız söyleşilerde, görüşmelerde karşımıza şu çıkıyor. Onların zihinlerinde bu iki dünyayı kategorik ya da dikotomik olarak ayıran bir bakış açısı yok. Yani kimle hangi ortamda, yani bir sempozyumda fiziki yüzlü ortamda mı o hocamızla tanıştı yoksa sosyal medya ortamlarında mı birbirlerini eklediler ya da mesajlaştılar? Veya herhangi bir bilgiyi ya da dini içerikli bilgiyi söz konusu ortamlardan mı edindi yoksa bir kitaptan mı öğrendi? Buna yönelik bir farkındalığı dahi yok. Çünkü onun zihninde böyle bir kategorik ayrım yok. Bundan dolayı da aslında biz kimliklerin dönüşümünü bilhassa genç kuşaklar üzerinde bu şekilde örneklendirebiliriz düşüncesindeyim hocam. Evet hocam teşekkürler. Şimdi yine dini kimliğe geçmeden önce meseleyi biraz daha aslında açmak için dijital ortamların dinle nasıl ilişkilendiğine biraz odaklanmak istiyorum. Sizler de bahsettiğiniz siber uzam dediğimiz bir uzamla karşı karşıya gelmeye başladık ve bu çerçevede bir durum ortaya çıktı. Bir yaygın gerçeklik ortaya çıktı. Tabii burada şöyle bir sorun da var. Genelde biz akademik araştırmalarda sıklıkla rastlıyoruz. Siber uzam ya çok ütopik bir şekilde çok iyimser bir tonda ele alınıyor. Yani işte internet ortamlarının demokratikleştirici doğasına vurgu yapılıyor. Ya da çok kötümser bir tonda, çok distopik bir tonda işte insani gerçekliği yok ettiği, tamamen sanal bir gerçeklik ortaya çıkarttığına ilişkin de kötümser bazı açıklamalar da var. Hatta insani failliği neredeyse yok ettiğine dair açıklamalar da var. Ama kimlik özelinde ele aldığımızda sizin açıklamanız bize gösteriyor ki aslında interneti, siber uzamları bu iki bakış açısının dışında ele alan yaklaşımlar gayet az maalesef. Onu kendi gerçekliğinde anlayan, online-offline etkileşimini bir anlamda göz önünde bulunduran yaklaşımlar gayet sınırlı görünüyor. Şimdi bu çerçevede hocam dijital ortamların dinle nasıl ilişkilendiğine dair çalışmanızda bazı kısımlar var. Oralara da kısaca değinmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu çerçevede belki dini kimliğe daha rahat bir şekilde geçebiliriz. Tamamdır hocam. Şöyle söyleyelim, aşama aşama bu ortamların hayatımıza dahil olmasıyla beraber din de kaçınılmaz bir şekilde burada yer alıyor. Çünkü insan dediğimiz bütüncül bir varlık ve gündelik hayatında fiziki ortamlarda yaptığı etkileşimler, işte düşündüğü şeyler veya onun kendi varoluşu anlamlandıran unsurlar dijital ortamlarda bir şekilde karşısına çıkıyor veya
bu varoluşsal durumlarını karşıdakiyle, başkaları ve ötekileriyle paylaşmak istiyor. Bu anlamda yine internetin ilk dönemlerine itibaren, ilginç bir şekilde hatta çok erken diyebileceğimiz dönemlerden itibaren dinle siber uzamın bir nevi kucaklaştığını ya da artık bir araya geldiğini görmekteyiz. Bilgisayarlı bilgi sistemi diye böyle Türkçe'ye çevrilen BBC ortamlarında mesela 70'lerin başlarından itibaren bu ortamlarda insanlar dini düşüncelerini paylaşmaya başlıyorlar. Yine Origins dediğimiz mesela bir paylaşım ortamı var. Orada da insanlar farklı dinlere mensup dahi olsalar kendi dinleriyle ilgili paylaşımlar yapıyorlar. Yine birbirlerini insanların birbirini tanımadığı o chat dediğimiz eylemin gerçekleştiği siyah MS-DOS ekranlarda bile dinle alakalı çok ciddi tartışmaların yapıldığını görmekteyiz. Bilhassa Hristiyanlık özelinde bu tür çalışmaların yapıldığını, işte Origins özelinde, BBC özelinde çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Burada baktığımız zaman bilhassa bizim ülkemiz gerçekliğine mesela yavaş yavaş götürecek olursak, işte bu arama motorları, işte World Wide Web'i takiben, Google ya da Yahoo gibi arama motorlarını takiben artık insanların yavaş yavaş hani Web 1 dediğimiz yeni medyanın ilk nüveleriyle karşılaşmaya başladığı dönemlerden itibaren yoğun bir aslında dini enformasyon arayışına girdiğini görüyoruz. Ve burada bilhassa mesela fetva siteleri karşımıza fazlasıyla çıkıyor. Bugünkü belki sitelere göre çok daha basit düzeyde, temel düzeyde karşılıklı etkileşime izin vermeyecek mahalde. Fakat insanlar bir şekilde oraya soru soruyorlar ve orada o web sitenin veya işte blog sitesinin yöneticisi kimse onlar tarafından o sorulara cevaplar veriliyor. Ve artık yavaş yavaş insanlar biraz sonra da belki bir şekilde irtibat kuracağımız dini enformasyonu arama kaynağını değiştirme arayışına giriyorlar. Ve burada baktığımız zaman bilhassa hem akademik çalışmalarda hem de bugün özellikle bu mecralarla dinin etkileşimini merak eden insanlar sekülerlik kutsallık dilemması üzerinden bu meselelerin yürüdüğünü biraz aslında fark edecektir. Burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Akademik araştırmalarda da bu karşımıza çıkıyor. Yani biraz önce bahsettiğimiz Hristiyanlık üzerinde bu internet ve dijital ortamlar acaba nasıl bir karşılık bulmuş veya insanlar bu mecraları nasıl görmüşler dini bağlamda? Bunlarla ilgili ciddi tartışmaların, akademik çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Mesela biraz önce de aslında siz hem takdiminizde hem de az önceki sorunuzdaki ifadede yer verdiniz. İnternet ve sosyal medya ortamlarının bizatihi kendisi söz gelimi seküler bir mahiyete mi sahip, değil mi? Ve internetin yeni medyanın teknik arka plan dediğimiz unsurlar insanı dinden ya da işte maneviyattan uzaklaştırır mı? Ya da söz gelimi sosyal bilimler uzunca bir süre mesafeli olduğu din ya da dini anlayışlar acaba bu ortamlara bu ortamların tabiatıyla, karakteriyle pek de uyuşmadığı düşünülen hatta mecralara din nasıl girebildiği veya bir artık etkileşim alanı olarak görülüyor. Bunlarla ilgili hakikaten önemli farklı görüşler karşımıza çıkıyor. Veya biz eğer bu ortamı diyelim ki seküler kabul ettik. Dini içerikli paylaşımlar yaparak bu ortamları dini bir mecra haline getirebilir miyiz? Yani sadece İslamiyet üzerinde, ülkemiz üzerinde bile belki bu sorularda hareketle çok daha verimli, farklı, ayrıntılı akademik araştırmalara, doktora tezlerine konu edilebilir düşüncesindeyim bu başlıklar. Bu bağlamda mesela karşımıza bazı yaklaşımlar çıkıyor. Mesela kim yaklaşımlarda özellikle Hristiyanlık üzerinde olduğunda burada tekrar vurgulayayım. Diyorlar ki mesela teknolojinin özellikle bu büyülü insanı saran, bilhassa insanların 70'lerde, 60'larda yeni yeni bu alana girdiği, bu alan tanıdığı dönemlerde teknolojinin bizatihi kendisinin kutsal olduğunu kabul eden bir yaklaşım var mesela. Bir diğer yaklaşıma bakıyoruz. Onlar diyorlar ki hayır kardeşim, yani internet ya da dijital ortamların bizatihi kendisi kutsal değil. Fakat biz orada etkileşimlerde bulunarak ya da dini şekli paylaşımlar yaparak bu mecraları kutsal hale getirebiliriz. Diğer bir yaklaşımda ise belki akademik anlamda en tartışmalı başlıklardan biri internet ve dijital ortamlar. Bunu bildiğiniz üzere geleneksel medyada bağlamında da zamanında hem Türkiye üzerinde hem dünyada yapılmıştı bu tür tartışmalar. Teknolojinin bizatihi kendisi veya teknolojik aracın kendisi nötr müdür acaba?
İnternet ve dijital ortamlarla ilgili de bu tartışma ciddi şekilde yapılmış. Ve bazıları şuna karar vermişler. İnternet, dijital ortam aslında mahiyeti itibariyle nötrdür. Böyle bir karaktere sahiptir. Siz eğer seküler niyetlerle burada var olursanız, orası seküler bir ortam haline gelir. Daha dini niyet ve amaçlarla orada var olursanız, dini bir uzama haline gelir şeklinde bir yaklaşım var. Diğer dördüncü yaklaşım olarak tanımlayabileceğimiz görüşte ise, internet dini kimliklerin bizatihi gösterildiği, dini kimliklerin gözlenebildiği uzamlar. Bizim aslında çalışmamızın da merkezin teşkil eden yaklaşımlardan biri buydu. Ve biz burada özellikle şunu ifade etmeye çalıştık. Kişiler internet ve sosyal medya ortamlarında bu kadar farklılaşan bu ortamlarda söz gelimi kendi bio dediğimiz işte biyografisinde verdiği mesela dini içerikli bir söz veya bir tarikat liderinin, dini bir grubun liderinin mesela sözü, fotoğrafı veya bu gruplarla iltisaklı ilişkili olduğu düşünen herhangi bir vakıfa, derneğe aidiyetlik duyma. Bu tür durumlardan ya da yapılan paylaşımlar içerisinde hareketle dini kimliklerin bir nevi gösterilebildiği ya da gözlenebildiği uzamlar olarak biz bu mecralara baktık. Ve aslında siber etnografik gözlemleri de bu çerçevede gerçekleştirdik. Ve baktığımız zaman aslında şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Kimlik nasıl internet ve dijital ortamlarla birlikte dijitalleştiyse din de bu bahsini ettiğimiz örnekler ya da paylaşımlardan hareketle aslında dijitalleşebiliyor. Hani bugün her şeyin dijitalleştiği tabiri caizse bir dönemde yaşıyoruz ya, dinin de bu anlamda dijitalleştiğini ve kimlikten dijital kimliğe geçişte nasıl farklılıklar, bazı değişimler, dönüşümler yaşadıysa, dinden dijital dine geçişte de bunların yaşandığını ifade etmemiz mümkün. Bundan dolayı hatta yeni problemi ağlarının doğduğunda ifade etmemiz mümkün. Evet hocam, bu çerçevede şunu da ifade edeyim. Gerçekten bu medya ve sekülerleşme ilişkisi çok verimli bir uğrak aslında. Çok detaylıca tartışılmayan da bir alan. Evet hocam. Özellikle çalışmanın bu konuya değinmesini ben çok kıymetli buluyorum. Çünkü mesela bizim de yapmış olduğumuz araştırmalarda karşımıza çıkan bir durum var. Genelde mesela İslamofobi araştırmalarında gördüğümüz bir durum bu. Sosyal medya faaliyetiyle İslamofobiye karşı mücadele ettiğini söyleyen bazı hesap sahipleriyle, sosyal medya fenomenleriyle mesela görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde şöyle bir ifade karşımıza çıkıyor. Sosyal medyayı nasıl İslamofobiyi yaymak için kullanıyorlarsa biz de aynı şekilde İslamofobiyle mücadele için onu bir silah olarak kullanabiliriz. Dolayısıyla sanki medyaya bir nötr yaklaşım karşımıza çıkıyor. Medyayı değerden bağımsız görme şeklinde bir algı anlayış yaygın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama özellikle uygulama ve pratiklerde gördüğümüz çok açık bir şey var. Medya niyetin ötesine geçebilecek bir noktada, niyetleri dönüştürebilecek bir noktada etkin olabiliyor. Mesela buna çok ilginç bir örnek belki verebiliriz. Tabii hocam. Mesela sosyal medyada, Derviş hocam daha önce de konuştuğumuz bazı mevzular bunlar. Sosyal medyada dini yardım amaçlı var olan web sitelerini ele alalım mesela veya sosyal medya hesaplarını ele alalım. Dünyanın farklı bir ülkesinde tamamen iyi niyetlerle bir sosyal yardım faaliyeti düzenleniyor. Niyeti tamamen Allah rızası olarak ifade ediliyor. Ama bakıyoruz ki halisane bir niyet var evet. Ama bakıyoruz ki yardım yapılan kişilerin mahremiyeti neredeyse hiçe sayılarak boy boy fotoğrafları, ev içi görüntüleri, özel görüntüleri kendilerinin izin alınmaksızın da aynı zamanda paylaşılabiliyor. Şimdi bakıldığı zaman gerçekten de çok salih bir niyetle, belki halisane bir niyetle sosyal medyada var olma çabasını, sosyal medyayı bir anlamda dini amaçlarla kullanma çabasını görüyorsunuz. Ama bir yandan da insanların mahremiyetini zedelemiş oluyorsunuz. Niyetinizin ötesine geçmiş bir noktada mahremiyeti zedelemiş oluyorsunuz. Hatta şöyle bir soru da hani karşımıza çıkıyor. Yani onlara yardım ediyor olmak mahremiyetlerini yok saymak hakkını veriyor mu? Çok açık bir soru açıkçası. Dolayısıyla bu medya ve sekülerleşme tartışması, yani medya nasıl bir etkiye sahip sekülerleşici bir güç olarak, aynı zamanda burada insan failliğinin yerine bunlar ayrı ve önemli bence konular olarak ifade edilmeli. Siz de bunlara değinmişsiniz. Bence bu noktalar çok kıymetli hocam.
Kesinlikle. Yani burada mesela işte Habermas'tan, Senet'ten başlamak üzere belki hatta daha da öncesine giderek medya dediğimiz unsuru ta belki basım tarihinde başlamak üzere değil mi? Hani geleneksel medya, yeni medya. Bunlar ile sekülerlik ya da sekülerleşme meselesi üzerine hakikaten bilhassa Türkiye üzerinde çok nitelikli çalışmalar yapılmasına ihtiyaç var. Sizin de işte çevrimiçi dindarlık şeklinde yayınladığınız mesela ve gençler üzerinde, MNS üzerinde yaptığınız doktora çalışmasında da bu konuya girdiğinizi biliyorum. Fakat sanırım yeni doktora tezleriyle, yeni yüksek lisans tezleriyle veya hakikaten alanda uzman olarak kabul edeceğimiz hocalarımızın derinlikli araştırmalarıyla bu konuları özellikle Türkiye üzerinde kendi tecrübemiz ve kendi ne diyelim hayat çerçevemiz, referanslarımız üzerinde bu konuların çalışmasına hakikaten çok ihtiyaç var. Şöyle belki bu durumu karşılayabiliriz veya bu durumun şu andaki eksikliğini hafifletebiliriz. Bu konular hakikaten çok yeni konular. Yani Avrupa, Amerika, onların Hristiyan deneyimlerinde dahi halen bugün çalışmalarda yeni olarak ifade edilirken ülkemiz üzerinde çok daha yeni olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu alanın giderek artık yaygınlaşmaya başladığını öngörecek olursak bu tür çalışmalar da inşallah yapılacaktır umudundayım. Evet, yani akademik alanda da ciddi bir sınırlılık söz konusu. Hı-hı. Ya medyaya çok ciddi bir etki gücü atfediliyor, çok yapısal bir tarzda medya ele alınıyor ya da faile çok ciddi bir alan açılıyor. Hı-hı. Burada bu iki bakış açısının dışında aslında sosyal bilimlerin o temel dikotomisini aşan bir yaklaşıma ve çerçeveye ihtiyaç olduğu da aşikar, bunu da ifade etmiş olalım. Bazı sorular var hocam ama isterseniz son kısımda onları alalım. Olur hocam. Devam edelim. Hocam, burada sormak istediğim bir husus daha var. Yine takdimde ifade etmiştim. Medya artık bir vasıta olmakla birlikte bir vasat haline de geldi. Bir zemin haline de geldi. Dolayısıyla dijital ortamlarda din konusunu tartışırken de bazı temalara ihtiyaç duyuyoruz. Bazı görünümleri somutlaştırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Sizin çalışmanızda da bu temalar karşımıza çıkıyor. Bunları yavaş yavaş açıp belki tartışabiliriz. Dijital ortamlarda dini temaları, dini görünümleri ele alabileceğimiz yaklaşımlar nelerdir? Bunları belki kısaca ifade edelim hocam. Hocam şöyle, biraz önce son soruyu sorduğunuz önceki soruyu kapatırken hani kimlikten dijital kimliğe geçişte nasıl değişimler, dönüşümler ve problem anları meydana gelmişse dinden dijital dine geçti de bunların gerçekleştiğini ifade etmiştik. Dijital din meselesinde de hakikaten çok önemli tartışma alanları karşımıza çıkıyor. Bunların sayıları elbette artırılabilir, azaltılabilir. Fakat böyle birkaç başlık altında ifade edecek olursak, mesela dini bilgiye ulaşma, dini bilginin imkanı ve otantikliği, dini otorite, çevrim içi de dijital dini ritüel, sizin az önce bahsettiğiniz dijital dini topluluklar, cemaatler, dijital dini kimlik, bu temaların içerisinde yer alır. Bunları elbette böyle ayrıntılarla burada konuşmamız mümkün değil. Akademik araştırmalarda fazlasıyla bunlar ayrıntılarına giriyor. Fakat sadece meseleyi bazı temalar üzerine açmak istiyorum. Belki internet ve dijital ortamlarda dini kesişiminde en fazla şekilde karşımıza çıkan durumlardan biri, dini enformasyona ulaşma yolu. Az önce de bahsettiğim üzere bugün dini kurumlarda doğrudan eğitim alan kişiler, hatta bu konularda fetva makamında olan insanlarımız dahi kendisine bir soru sorulduğu zaman veya kişi kendisi merak ettiği zaman çok büyük oranda internet ve dijital ortamları kullanmakta. Fakat sizin yaptığınız çalışmalarda da karşımıza çıkan bir durum vardı. Yine yapılan bazı araştırmalar bunu destekliyordu. İnternet ortamlarına, işte Google gibi arama motorlarına yazdığımız fetva sorularına çıkan web sitelerinde ki bilgilerin ne kadar sahih olduğu, ne kadar doğru olduğu hakikaten büyük tartışma götürür. Google'ın ya da başka arama motorlarının bildiğimiz üzere daha nicel bir algoritması vardır. Yani bir web sitesi ne kadar fazla tıklanırsa o site bizim herhangi bir konuda arama yaptığımızda ilk aramalarımız arasına girer. Dolayısıyla dini enformasyona ulaşan kişinin o bilginin ya da enformasyonun ne kadar doğru olmadığını yine kendisinin araştırması gerekiyor. Bu da hakikaten ilginç bir durum. Belki dijital ortamlarla birlikte ilk defa karşımıza çıkan bir durum.
Enformasyon kelimesini aslında burada hasreten kullanıyorum hocam. Enformasyon biraz ayıklanmamış bir veri anlamında kullanılıyor literatürde. Ben de ona atfen kullanıyorum. Bilgi dediğimiz biraz ayıklanmış bir veriyken, enformasyon doğru ya da yanlışlığı belirlenmemiş, tescillenmemiş bilgiler ya da veriler diyebiliriz. Dini içerikli enformasyon ifadesini de özellikle burada yer veriyoruz ki, görünümü fetva sitesi şeklinde olan ya da dini içerikli kimi sitelerin yabancı güçler tarafından, mesela bir takım yurt dışı kaynaklı vakıflar, kurumlar tarafından desteklenerek insanların aslında kullanımına sunulduğu, fakat oradaki bilgilerin son derece fetvalar açısından, ilahiyat bilimler açısından tartışmalar meydana getirdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla burada şöyle ilginç bir durum karşımıza çıkıyor. Herhangi bir kullanıcı dini içerikli bir enformasyona dijital ortamlar aracılığıyla ulaşıyor. Fakat o içeriğin ne kadar sahih ya da doğru olduğunu yine kendisinin, belki yine bizzat internet ve dijital ortamlara müracaat ederek bu doğrulamayı yapması gerekiyor. Ve bunun sonucunda aslında yine başka problemli alanlar karşımıza çıkıyor. Onlardan biri de yine sizin de çalışmanızda aslında yer verdiğiniz otorite meselesi, dini otorite meselesi. Yani bildiğimiz üzere önceki dönemlerde otorite konumunda olan kişiler ya da kurumlar az çok belliydi. Fakat internet ve dijital dünya ile beraber bu otoritelerin konumu bütünüyle değişti. Ve artık bildiğimiz otoritelerin yerini mikro dini otoriteler aldı. Bundan aslında şunu kastediyoruz. Herhangi bir dini eğitim yok kişinin ya da kişilerin. Fakat dini içerikli bir blog sitesi var veya dini içerikli bir sosyal medya hesabı var. Ve oradan dini içerikli paylaşımlar yapıyor. İşte görsel, metin, video neyse bu tarz içerikler, sohbetler vesaire her türden paylaşım olabilir. Bu alanı oldukça canlı tutuyor ve niceliksel anlamda fazla bir kitleye ulaştığı zaman takipçi sayısı ya da abone sayısı artık herkesin önüne düşmeye başlıyor. Ve karşımıza şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yine yaptığınız mesela sizin çalışmada da karşımıza çıkmıştı bu durum. Bu kişilere insanlar fetva makamında olan kişilere sorular sorulması ya da sorulması gereken soruları soruyorlar. Yani onlar da fetva istiyorlar. Ve onlar da yine büyük ihtimalle internete ve sosyal medya ortamlarına müracaat ederek bu konuda herhangi bir kanıya varıp cevap vermiş oluyorlar. Dolayısıyla otoritenin kaynağı değişiyor, muğlaklaşıyor ve yeni mikro din otoriteler karşımıza çıkıyor. Yine sosyal medya ortamlarının hocam, akışı... burada aslında burası çok kritik bir nokta. Gerçekten önemli. Evet hocam. Buyurun. Tek becerisi belki de belli bir takipçi kitlesine erişmek olan bir genç dini bir otorite haline gelebiliyor. Neden? Takipçi kitlesi tarafından sorular almaya başlıyor. Bu sorulara cevap veriyor. Ve yeni bir otorite olarak, bir mikro otorite olarak belki de ortaya çıkarak din algısını etkileme noktasına kavuşuyor. Burası kritik bir nokta. Bu da özellikle siber ortamda dini otoritenin değişen görünümlerini ortaya koyması açısından bence çok kritik bir örnek. Bunu da ifade etmiş olalım. Kesinlikle. Yani burada mesela bu meselelerle bağlantılı olarak, otorite meselesiyle de bağlantılı olarak sizin de bahsettiğiniz mesela dijital dini topluluklar, cemaatler diyebileceğimiz aslında başka bir tema var. Burada iki şekilde aslında bu dijital dini toplulukların ya da cemaat ağlarının örüntülendiğini görüyoruz. Bunlardan biri, hani kendi ülkemiz üzerinde konuşacak olursak, herhangi bir tarikat, dini grup gündelik hayatta zaten var ve onun bir dijital ortamlardaki yansıması olarak karşımıza çıkabiliyor. Veya şöyle bir durumda var, hiçbir şekilde herhangi bir dini cemaate gruba bağlı olmadan 250 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyon takipçili mesela hesaplar var. Ve bu hesaplar hakikaten kim insanların nezdinde bir dini topluluk, bir cemaat gibi sıkı şekilde takip ediliyor. Zaman zaman oraya dahil olan o hesabı takip eden kişilerle online etkileşimli görüşmeler vesaire yapılıyor. Ve yine o kişilere de, yani o sosyal medya sitesinin veya blog yöneticisinin o sorulara cevaplar verdiklerini, yani fetva içerikli sorulara cevaplar verebildiklerini görüyoruz. Ve bu anlamda şurası çok net, internet ve dijital ortamlar bilhassa son yıllarda dini toplulukların artık bir menba, yani tebliğin
ya da dini davetin yeni mevzileri haline geldi. Burada şu karşımıza çıkıyor aslında. Özellikle televizyona ülkemiz üzerinde dini referanslarla uzunca bir süre bazı dini grup ve cemaatler tarafından karşı çıkılmıştı. Yani evlere alınmaması, izlenilmemesi, çocuk çocuğa gitmemesi konusunda hakikaten bir ciddi yaklaşım vardı. İnternet ve sosyal medya ortamlarında bu mesafeli duruşun çok kısa sürdüğünü en azından biz çalışmalarımızda gördük. Kimi gençlere mesela yaptığımız liter görüşmelerde karşımda şöyle bir fotoğraf çıktı. Bu dini nitelikli herhangi bir yurda, vakfa, derneğe ilk girmeye başladığı dönemlerde sosyal medya hesaplarının bir şekilde kapatılması gerektiği kendisine tavsiye edilirken son dönemlerde artık o vakfın ya da liderin, dini anlamda kabul gören liderin paylaşımlarını retweet yapmak ya da onları beğenmek şeklinde bir ciddi artık tavsiyelerin olduğunu ifade ettiler. Yani tam 180 derecelik bir aslında değişim burada söz konusu oldu. Ve internet dijital ortamların yani yeni medyanın karşılıklı etkileşimi anlık mümkün hale getirmesi, işte bir radyo kanalı ya da bir televizyon kanalı kurmak gibi çok yüksek maliyetler gerektirmemesi, gerekirse profesyonel bu arada çalışan uzman kişiler eliyle bazı eğitimleri sağlanabilmesi ve bir nevi herkesin orada bulunmakla birlikte gençlerin çok daha orada var olduğu gerekçesiyle gençlere tebliğin artık çok daha kolay olduğu bir düzlem olmasından hareketle dini toplulukların, cemaatlerin bu mecraları fazlasıyla artık davette bulunduğunu son yıllarda, bilhassa da son 3-5 yıldır ülkemizde görmekteyiz. Evet. Hatta bir piyasanın oluştuğunu da ifade etmek mümkün. Evet, mümkün. Belli takipçi kazanıp büyütülen hesaplar A cemaatine veya A dini grubuna satılabiliyor. Evet. Bir piyasa da var. İşin ilginç yönlerinden bir tanesi de bu aslında. Evet, burada aslında yani dini hususlarda ya da dini bilginin mesela öğrenilmesinde bazı dini topluluklara, cemaatlere katılımda eğer mesela olumlu olarak bu görülüyorsa internetin, sosyal medya ortamlarının kim avantajı da sağladığı gerçek. Fakat diğer taraftan sizin az önce de bahsettiğimiz üzere internetin ve sosyal medya ortamlarının yani kısaca dijital ortamlar ya da dijital kültürün bir şekilde kendi vasatını da kullanıcılara yansıttığını görebilmekteyiz. Yani bunun bazı örneklerinden biri sosyal medya bizim çalışmamıza da temel teşkil eden bir kavram. Akışkan. Son derece akışkan bir dünya burası. Ve bu artık ortamda bizim eskiden olduğu gibi kitleleri toplayalım herhangi bir yere. 45-50 dakika, 1 saat, 1,5 saat, 2 saat dini şekli vaaz yapalım. Bu zamanlar hakikaten geçti artık. Şimdi bakıyoruz ki herhangi bir camide yapılan sohbet ya da herhangi bir dini grubun lideri konumunda, öncüsü konumunda olan kişinin yaptığı vaazın ilgili bölümleri birer dakikalık, ikişer dakikalık hatta 30 saniyelik dikkat çekici yerleri kesilerek sunuluyor. Sosyal medyada servis ediliyor. Bu elbette onun dolaşımını artırıyor, izlenme sayısını artırıyor, niceliğini artırdığı için hiçbir şekilde o konuyla belki alakası olmayan insanların bile zaman akışına bu paylaşımlar düşebiliyor. Fakat dini bilgilerde ve dini konularda fazlasıyla aslında aradığımız meselenin öncesi ve sonrasını bu durum tamamen göz ardı ediyor. Ve zaman zaman bunun örneklerini yaşadık aslında. Herhangi bir konuşmadan bir bölüm, çok kısa bir bölüm cımbızla alındığı zaman toplumda infial yaratabilecek bazı cümlelerin dahi orada sarf edilebildiği veya aslında öncesi sonrası öyle olmamasına rağmen bir infial meydana getirebildiğini görebilmekteyiz. Dolayısıyla sosyal medyanın bu akışkan tarafı ve büyülü dünyası dini gruplar cemaatlere dahil olmak üzere dini yönelimi olan insanları da fazlasıyla etkiledi. Ve burada mesela din dili dediğimiz mesele de aslında yine internet ve sosyal medya ortamlarında son derece önemli bir başlık hocam. En azından görebildiğim kadarıyla. İnternet ve dijital ortamların bilhassa gençleri ne diyelim kendisine bir hedef olarak tayin etme durumu var. Her yaştan insan orada bulunmakla birlikte. Ve gençlerin artık dilini bir şekilde tutturabilmek amacıyla dini içerikli kimi videolarda hakikaten din dilin çok sığlaştırıldığı, kimi zaman bir ironik halde sunulduğu ve da bir komik bir paylaşım şeklinde oradan oraya bir viralleşen bir şekilde
paylaşıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla kimi yerlerde aradığımız adal değil ama hani din dilinin adabına uygun bir dilin de zaman zaman aslında ortadan kalktığını ve bilhassa paylaşımlarının başlangıçlarında, ilk dönemlerinde hakikaten çok sosyal medyanın bahsettiğimiz vasatlarına uymamaya riayet eden insanların dahi zamanla bu vasata kendilerini uydurmakta olduklarını da görmekteyiz. Bu da yine aslında sizin az önce bahsettiğiniz duruma işaret ediyor. Yani bireylerin kendi niyetlerini aşan bir vasatın içerisine sizi internet ve dijital ortamlar sürükleyebiliyor. Ve çok halisane niyetlerle paylaşıldığı düşünülen bir dini içerik, reytingin, şovun ya da bir tüketimin teşnesi haline zaman zaman getirilebiliyor. Çalışmamızda aslında belki sonuç olarak vurgulamamız gereken durumlardan biri şuydu aslında. İnternet ve dijital ortamlar, evet, bizim gündelik hayatımızın bütün alanlarını, bireysel, toplumsal, kültürel etkiledi, değiştirmeye başladı. Tam anlamıyla belki bir toplumsal değişimin yansımalarını belki bundan işte bir kuşak sonra, bir 15-20 yıl sonra göreceğiz ama bunun izleri artık karşımızda. Fakat bu değişim izlerinin dini alanda çok daha keskin şekilde ilerlediğini naçizane söyleyebilirim. Evet. Hocam isterseniz buradan hemen dini kimliklere geçelim. Çok yoğun bir biçimde aslında siber uzamdaki dini görünümleri belki tartışmış olduk. Burada kimliğe geçersek eğer, ilk başta vurguladığımız üzere online ve offline yaşamlar özelinde dini kimliğin nasıl bir görünüm arz ettiğini siber uzamda tartışalım. Bu görünümün fiziksel gerçekliğimizden bağımsız bir şey mi olduğu, yoksa onunla ilişkili bir şey mi olduğu konusunu açarsak biraz daha sanıyorum iyi olacak hocam. Buyurun. Hocam şöyle, kimlikle alakalı az önce bazı tanımlar yaptık. Bunun aslında dijital kimlikle kimliği eklemlerin içinde birlikte konuşmuş olduk. Dini kimlik dediğimizde hani kimliği bireysel, toplumsal, kültüre yönleri olduğu gibi biraz daha kişinin kendi manevi irtibatıyla, bağlılığıyla, işte kutsala yönelik yaklaşımıyla ortaya çıkan bir aslında kimlik türü. Ve yine az önce ifade ettiğimiz üzere gerek sosyal medya hesabımızda yaptığımız paylaşımlar, gerek sosyal medya hesabımızın biyografi bölümünde yer verdiğimiz unsurlar vesaire, bizim dini kimliklerimiz aslında fazlasıyla açığa çıkartılabilmekte. Yani şöyle söyleyeyim, dijital kimlik anlamında biz şunu söyleriz, bizim dijital ortamlardaki tele mevcudiyetimizle yaptığımız alışverişlerinden tutalım, paylaşım beğenilerine ve diğer içeriklerimize, etkileşimlerimize, arkadaş eklemelerimize vesaireye varmak üzere bütün etkileşimlerimizi, bütün eylemlerimizi kapsar. Dolayısıyla dijital dini kimliklerin de ben bu anlamda hemen her paylaşımdan bir şekilde çıkarım yapılabilecek unsurlar olarak görüyorum. Ve burada kimlik dediğimiz şey biraz kapsamlı bir kavramdır. Ki çalışmamızda da kimlik ve dini kimlik özellikle merkeze oturtmaya çalışmıştık bu kavramları. Bunun da sebebi bilhassa sizin az önce bahsettiğiniz başlıklardan olan işte mahremiyet olsun, tüketim olsun, gözetim olsun, gündelik hayatımızı etkileyen ve dijital ortamlarla birlikte dönüştüğünü hissettiğimiz algılarla ya da yaşamsal pratiklerin dönüşümüyle dini anlayışlarımız, dini yaklaşımlarımız arasında da bir paralellik var. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyoruz aslında. Kimliklerimizde nasıl bir akışkanlaşmadan, yani fiziki, gündelik dünyamızdaki kimliklerimizle, dijital ortamlardaki kimliklerimizin birbirini beslediğini söyledik. Dijital dini kimliklerimizin de yine bu şekilde inşa edildiğini düşünmekteyim ben. Bilhassa genç kuşaklar özelinde dijital dini kimliklerimiz her iki uzamın artık bir nevi ortak yansıması olarak karşımıza çıkmakta. Bunu özellikle şundan dolayı ifade ediyorum hocam. Yakın zamana kadar veya belki hatta bugün içinde dini içerikli paylaşım yapan insanların mutlaka bir gösteriş sadediyle yapıldığı ifade edilirdi. Fakat en azından mesela bizim yaptığımız çalışmalarda böyle bir durum ortaya çıkmadı. Yani insanlar biraz önce bahsettiğimiz şekilde halisane niyetlerle dini anlayışlarını başkalarına aktarmak, hatta biliyorsunuz sosyal medyanın belki en yaygın kullanım alanlarından biri olarak Müslüman olmayanlara mesela İslam'ı ulaştırmak şeklinde pek çok paylaşım çeşidi şeklinde
dini içerikli paylaşımların yapılabildiğini görmekteyiz biz. Dolayısıyla biz dini içerikli paylaşım yapan bir kişinin mutlaka gösteriş yaptığı sonucuna ulaşmamız en azından bizim çalışmamız üzerinde çok mümkün görünmüyor. Diğer taraftan da şöyle bir algı var. İnternet ve sosyal medya ortamlarında bilhassa influencerlar üzerinden karşımıza çıkan yeni hayat pratikleri sanki sadece orada var gibi algılanıyor. Ben bunun da son derece yanlış olduğunu düşünmekteyim. Yani orada karşımıza çıkan yeni davranışlar, yeni pratikler, dini içerikli yeni bazı pratikler, temalar veya öncesinde pek kabul görmeyen ve mahrem olarak kabul edilen diyelim ki paylaşım içerikleri artık gündelik fiziki dünyada da insanların bilhassa gençlerin alışkanlığı ya da hayatı haline gelebiliyor. Dolayısıyla aslında kısaca şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Dijital dini kimlikler hem bu dünyadaki yani fiziki dünyadaki etkileşimlerimizi hem de dijital ortamlardaki etkileşimlerimiz de ortaya çıkıyor. Ve bundan dolayı da aslında biz belki kapanış anlamında olacak ama Sanala Veda diye kitaba isim olarak koymamızın sebebi de buydu hocam. Gerek kimlikler anlamında, kendi varoluşlarımız anlamında, gerek dini yönelimlerimiz, dini düşünce ve anlayışlarımız, dini davranış ve pratiklerimiz anlamında internet ve dijital ortamlar artık bizim yaşadığımız hayattan bağımsız, tırnak içerisinde sanal, yani gerçekliği olmayan, yapay, gerçek dışı bir dünyaya karşılık gelmiyorlar. Bizatihi hayatımız içerisinde hatta özellikle genç kuşaklar ve çocuklar üzerinde hayatımızı çok daha fazla yönlendiren bir potansiyel olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Dolayısıyla nasıl kimliklerimiz ya da işte gündelik hayat pratiklerimiz değişiyorsa mahremiyete yönelik yaklaşımlarımız, tüketimi algılama biçimlerimiz, gözetime yaklaşım tarzlarımız bunlar da yine sosyal medyadan etkileniyor. Ve söz gelimi bu yaklaşım aslında yani bu mecraların hayatımızla iç içe olduğunu ve hayatımızdan bambaşka bir o zaman karşılık gelmediğini söylememiz aslında oradaki etkileşimlerimizde de eğer böyle bir hassasiyetimiz varsa dini açıdan bazı ne diyelim kendimize sınırlar getirmemizi de ortaya çıkartıyor. Yani şunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Kimi insan gündelik hayatında bazı sınırlara riayet ederken dijital ortamlarda bu sınırlar çok fazlasıyla görünüyor. Bu aslında bana kalırsa internet ve dijital ortamları sanal, gerçekliği olmayan dünya olarak görmemizin bir sonucu. Eğer biz bu uzamların bizim yaşadığımız hali hazırdaki hayattan bağımsız olmadığını ve bizi her yönüne temsil ettiğini, orada yaptığımız bütün etkileşimlerden de hem dini hem insani anlamda bunun bugün hukuki karşılıklarını da görebiliyoruz zaten. Bunların da karşılıklarını görebileceğini bilmemiz ve bunu fark etmemiz önemli diye düşünüyorum hocam. Evet. Hocam bu çerçevede özellikle dini kimlik ekseninde ele aldığımızda sizin bu yaklaşımınızın az önce bahsetmiş olduğum o iki aşırı uçtan uzak bir orta yol aslında temsil ettiğini ifade etmek mümkün. Yani Sibel Uzam dini kimlikler açısından ne çok büyük imkanlar sunuyor ne de yıkıcı tam anlamıyla mutlak düzeyde yıkıcı bozucu bir kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle. Etkisi devrimsel olmaktan ziyade evrimsel yani var olan eğilimleri güçlendirme potansiyeli ciddi anlamda önemli. Ve bazen fiziksel gerçeklikten daha çok kişinin kendi kimliğini aslında gerçek kimliğini ifade edebildiği yer haline de geliyor sanal ortamlar veya dijital ortamlar. Bunu da ifade etmek mümkün. Mesela Avrupa'da Müslümanların kurmuş olduğu internet sitelerinden bahsederken Olivier Roy şunu söyler. İnternet sitelerinin pek çoğunda ümmet kavramını görürsünüz isminde. Bunun çok basit bir sebebi vardır aslında. Müslümanlar yaygın sosyal gerçeklikle dışlanan kimliklerine dair bir arayış içerisindedirler. Dolayısıyla o arayışın bulunduğu bir ortamdır internet ortamı. Bu anlamda internet düzleminde kimlik çerçevesinde ele aldığımızda bu tür topluluklar dini aslında kimlik temelli bir arayışı temsil ediyorlar. Bu açıdan baktığımızda bazen aslında gündelik hayatta sergileyemediğimiz kimliklerimizi açığa vurduğumuz yerler haline de gelebiliyor dini kimlik açısından. Bu yönüyle de önemli bir yani dediğinize şöyle bir katkı yapalım hocam. Yine yaptığımız nitel görüşmede karşıma şöyle bir fotoğraf çıkmıştı.
Hocam gündelik hayatında kanlı canlı beni bu şekilde görüyorsunuz ya, ben aslında ben bu ben değilim. Fakat dijital ortamlardaki paylaşımlarım beni daha açıkça ortaya koyuyor diyen genç mesela görüşmecilerimiz oldu. Yani bu anlamda kimliğin artık akışkanlaşması meselesini veya her iki uzamın birbirini beslediği düşüncesini bu tür örneklerde karşımıza çıkartabiliyoruz. Hocam çok teşekkürler. Sonuç Teşekkürler. olarak isterseniz hani son birkaç cümleniz varsa onları alayım. Ondan sonra bazı sorularımız var. Onlara da cevap versek çok iyi olacak. İsterseniz son cümlenizi alalım. Sorulara geçelim. Eğer bitirdiyseniz ilk sorulara da geçebilirim hocam. Geçebiliriz hocam sorulara. Evet. Şimdi bir sorumuzu ifade etmek istiyorum. Hocam okuyorum. Dini kimliklerin dönüşümü hususunda ifade ettiğiniz açıklamalar bilginin, fikrin, düşüncenin hareketliliğini ve alimlerden istifadeyi mekan şartı olmadan tarih içerisinde olmadığı kadar hızlandırmış görünüyor. Bu husus bilginin yaygınlaşması itibariyle çok ileri bir aşamadır diyebiliriz. Evet. Açıklamalarınız bunun hem menfi hem müsbet yönlerinin olduğu şeklinde anlaşılıyor. Doğru mudur? Evet hocam, hem siz hem ben ifade ettik. İnternet ve dijital ortamlar, sosyal medya ortamları hemen her konuda olduğu gibi dini alanda da avantajlar kadar dezavantajlar getirdi. Yani bugün herhangi bir dini kaynağı, bir fıkıh kitabına, herhangi bir alimin eserine kolayca böyle ulaşmamız mümkün değilken bu mecralar aracılığıyla çok kolayca ulaşıyoruz. Fakat bahsini ettiğimiz ne diyelim handikaplı alanları bilerek aslında bu mecralardan faydalanmak çok daha önemli. Bu anlamda hem olumlu hem olumsuz etkileri var, yansımaları var. Evet. Hocam burada yine alanın interdisipliner doğası ile ilgili bir soru var. Bence önemli tartışmalara da alan açabilecek bir soru bu. Şöyle ifade edilmiş. Alanın interdisipliner olduğuna haklı olarak vurgu yaptınız. Bu hususta medya ve mahremiyet veya medya veya sekülerlik konularında İslam ilimlerinin katkısı veya konumu hangi düzeyde olmalıdır diye bir soru gelmiş. Mesela bunu biraz daha belki ben kendimce açmak istiyorum hocam. Mesela Tabii hocam, buyurun. ikisini nasıl değerlendirebiliriz? Bugün karşılaştığımız sorunlar bir fıkıh ihtiyacını mı ortaya koyuyor? Yani medyanın doğası ve özelliklerini göz önünde bulunduran bir fıkıh ihtiyacını önümüze mi getiriyor? Bu konu ne demek istersiniz hocam? Onu ifade edin. Sor. Hocam bu alanda yapılan bazı ne diyelim küçük teşebbüsler var aslında. Daha akademik anlamda belki bunda ete kemiğe bürünmedi. Fakat hakikaten arkadaşımızın, hocamızın sorusu önemli bir soru. Fıkıh, tasavvuf vesaire gibi alanlarımız başta olmak üzere İslam bilimler açısından da bu konudan hakikaten tartışılması gerekiyor. Şöyle bir örnek verelim. Özellikle mahremiyet meselesinde bizim fıkıh kitaplarımızda karşımıza çıkan tanımları belki birazcık değiştirilmesi gerekecek. Ya da bir görüşmeci arkadaşımız doktora çalışmam sırasında şunu ifade etmişti. Hocam ben herhangi bir derste yani mesela bir fıkıh dersinde artık kuyulara yönelik, kuyularla alakalı, su kuyularla alakalı fetvalardan ziyade dini içerikli ortamlara, internet ve sosyal ortamlara yönelik fetvalar bekliyorum demişti bir görüşmeci arkadaşımız. Dolayısıyla buradan hareketle bu konuların yine fazlasıyla çalışılması gerekiyor. Fakat burada interdisiplinler olması meselesini hocamız zaten vurgulamış. Hakikaten çok önemli. Çünkü burada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Fıkha, tasavvufa ya da bazı İslami ilimlere, kelam mesela dahil olmak üzere aşina olmakla birlikte, bu alanları tanımakla birlikte internetin ve sosyal medyanın az önce bahsettiğimiz teknik arka planını ya da kültürel doğasını tanımayan hocalarımız da olabiliyor. Veya diğer taraftan bu mecraları bildiği halde bahsi geçen dini alanlarda yeterince ne diyelim kalem oynatamayacak insanlarımız oluyor. Bu anlamda hakikaten işimiz zor fakat kesinlikle imkansız değil. Bu alanları yeterince tanıyan, bu alanların avantajları kadar dezavantajlarını bilen fakat aynı zamanda toplum olarak hakikaten dini anlamda sıkıştığımız mahremiyet tüketim meseleleri belki başta olmak üzere pek çok konuda ufkumuzun açılması gerektiği, bilhassa gençlerin bu konuda fazlasıyla merak içerisinde olduğu ve bununla ilgili yapılacak nitelikli araştırmalara ya da kurumların yapacağı çalışmalara son derece insanların ilgi göstereceğini, gençlerin rağbet göstereceğini buradan ifade edebiliriz. Evet. Burada hocam şunu da ifade etmek gerekiyor belki. Son yıllarda özellikle gençleri bir anlamda yönlendirmek amacıyla
bir takım fıkıh girişimler var. İlmihali gibi. Evet. Çalışmalarla mesela karşı karşıya kalıyoruz ama burada çok temel bir problem karşımıza çıkıyor. Maalesef hocalarımız da internet ve sosyal medyayı ele alırken onun nötr bir alan olarak görüyorlar. Mesela çok açık bir yaklaşım. Şöyle bir basit çerçeve sunuluyor. İşte onu iyi de kullanabilirsiniz, kötü de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin onu nasıl kullandığınızla ilgili bir şey. Evet. Ama bugün bizim tartıştığımız örneklerin pek çoğu bu kullanımın dışında aracın doğasını göz önünde bulundurma ne kadar önemli olduğunu aslında ortaya koyuyor. Bu da aslında fıkıh girişimlerinin alım teknik doğasına ne kadar aşina olması gerektiğini açıkça ifade eden bir husus bence. Buraya da söylememiz gerekir. Diğer bir soruya geçelim hocam. Dijital alanın yoğun kullanımı, eylemin, aktivistliğin, kimlikle ilgili taleplerin ve bu talepler arasındaki müzakerelerin de dijitalleşmesini beraberinde getiriyor sanırım. Ancak dijital alanın kurgusallığa açık oluşu, gerçeklik ve sahtelik ilişkisi bağlamında nasıl ele alınabilir sizce demiş. Teşekkürler hocam. İnternet ve dijital ortamları kimlik meselesini de açıkladığımız üzere, hatta din meselesinde de dijital din bağlamında ifade ettiğim üzere bir gerçeklik sahtelik üzerinden yürüdüğünü de ifade edebiliriz aslında. İşte yarı gerçeklik vesaire gibi aslında yeni kavramsallaştırmalar getirmeye çalışan akademisyenler, araştırmacılar da olmuş. Burada özellikle dini bağlamda eğer hocamız, arkadaşımız soruyorsa şöyle bir şey ifade edebiliriz. Bir Müslümanın tabiri caizse kendisini olduğu gibi tanıması ya da tanıtması veya dini ibadetlerini herhangi bir gösteriş olarak yapmaması aslında fiziki dünyası içinde geçerli. Yani gösteriş yapmamanın değil mi? Veya işte sadakayı, zekatı açıkça vermek yerine işte sahibin verdiğini sorayım görmeyecek şekilde vermek hususunun özellikle vurgulandığı bir dini anlayış çerçevesinde yaptığımız dini eylemin ne kadar sahte ya da ne kadar samimiyet barındırdığı veya ne kadar gösteriş içerisinde olduğu meselesi gündelik hayatımızın da bir problemi. Dolayısıyla ben bilhassa dijital ortamlar üzerinden yürütülen bu niyet okuma meselesinin gündelik hayat ortamlarında da fiziki ortamlarda da geçerli olabileceğini düşünmekteyim. Evet. Hocam yine az önce bahsettiğimiz o fıkhi tartışmalar temelinde belki ciddi bir soru karşımıza çıkıyor. Onu da bir izleyicimiz sormuş bize. Dijital medyalar karşısında onu olduğu gibi kabullenmek veya karşılık zemininde yer almadan bunun iptal edilmesi gereken yönlerini iptal, ıslah edilmesi gereken yerlerini ıslah edip sürdürülmesi gereken yerlerini imka şeklinde üçüncü bir yol teklifi yapılabilir mi? Yapılabilirse bunun esaslarını ve pratiklerini nasıl üretebiliriz? Evet hocam. Aslında bütün her şeyin düğümlendiği bir noktayı bize soru olarak ifade eden. Harika, kapsayıcı, kuşatıcı bir soru. Evet. Fakat sanırım doktora tezlerine, yani tezi falan kurtarmaz herhalde hocam, tezlerine konu olabilecek mahiyette derin bir soru. Şöyle bir şey ifade ederim. İnternet ve dijital ortamlarını ister sekülerlik, kutsallık meselesi bağlamında olsun, isterseniz kendi teknik arka planı ve kültürel doğası anlamında olsun, bunların bir şekilde bazı yönelimler içerdiğini aslında ifade etmiş olduk. Hani ta bizim önceki dönemlerden itibaren belki son 200 yıldır tartışmakta olduğumuz hani tekniği alalım, ahlakını almayalım gibisinden tartışmalara kadar geri getirilebilecek ve o eksende belki tartışılması gereken hususlardan birisi bu. Fakat şunu ifade edebiliriz. Yine doktora tez döneminde bir ara bakmıştım. Mesela Muslim Facebook diye bir şey vardı. Bilmiyorum hocam denk geldiniz mi? Burada Facebook'u işte o dönem çok daha popüler bir İslam ülkesinde daha böyle Müslümanların ne diyelim İslami riayetlere, hassasiyetlere riayet ederek kullandığı bir mecra olarak dönüştürmeye çalışmışlar. Fakat ben biraz araştırdığım zaman aslında çok farklı şeyin olmadığını görmüştüm. Sadece söz gelimi birisine bir arkadaşlık teklif ettiğinizde özellikle karşı cinsten birisi ise size bir yeminvari hani bir cümlenin mesela onaylatıldığını gördüm. İslami hassasiyetlere uyulduğu ya da karşı cinsle etkileşime geçmediğinizi ifade eden bir veya kötü bir niyetiniz olmadığına dair bir beyandı bu. Dolayısıyla şunu aslında ifade edebiliriz. Bu mecralara parçacı bir şekilde yaklaşmak ya da
şu kadar kısmını alalım, bu kadar kısmını alalım, almayalım pek mümkün gözükmüyor gibi sanki. Ve dijital dünyanın ya da genel anlamda tekniğin, teknolojinin bizatihi hakim kültürü yansıtan özelliğinin bir nevi sel gibi, hatta tsunami gibi bütün toplumları etkisi altına aldığını da biliyoruz. Doktora çalışmamda da bu soru bağlamında belki burayı ifade edebilirim. Sonuç olarak geldiğim yer aslında biraz buydu. Bu mecraları biraz tanımamız gerekiyor. Bu mecraların yeterince tanınmadığını düşünmekteyim. Ogburn'un, Amerikalı sosyolog, kültürel gecikme diye bir kavramı var. Maddi kültür her zaman için manevi kültürden önce gelir ve maddi olarak gelen bir tekniğin manevi anlamda nasıl kullanıldığı veya o toplumda avantajlı ve dezavantajlı neler getireceği bundan sonraki kuşaklarda ortaya çıkar diyor. Biz söz gelimi işte 90'larda hayatımıza giren arama motorlarıyla internetin ilk nüvesiyle karşılaşıp bu mecraları tanımaya başlarken daha başka etkileşimi güçlü olan ortamlar karşımıza çıktı. Ve bir tsunami gibi aslında biz bununla mücadele ederken yeni bir dalgayla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla burada bir elbette mutlak anlamda yiyisi düşmek gerektiğini düşünmüyorum. Fakat bu ortamları çok daha yakinen tanıyarak bunlarla ilgili gerek akademik metinler anlamında gerek bu işin teknik doğasıyla alakalı eserleri okuyarak hangi niyet ve amaçlarla burada var olur olsak olalım sosyal medya ortamları, internette bu bilinçle var olmamız gerektiğini, eylemlerimizi bu niyetle yapmamız gerektiğini belki ifade edebilirim. Evet, son dönemlerde özellikle medya ile ilgili tartışmalar sıklıkla gündeme gelen bir okuryazarlık kavramı var. Evet hocam. Tabii ben bunu biraz çok böyle uygun bulmuyorum bu kavramı sürekli kullanmayı ama okuryazarlığın ötesinde bir fıkıh ihtiyacının ortaya çıktığı açık. Bu anlamda gerek hocamın gerçekleştirmiş olduğu, gerek dünyada artan oranda karşımıza çıkan bu akademik çalışmalar işin sosyal bilimlere bakan yönünü aşikar ediyor, bir şekilde deşifre ediyor. Ama bu yönü aşan bir noktayla aslında karşı karşıya kalmaya başlıyoruz. Artık burada bir fıkıh ihtiyacı apaçık bir şekilde gündeme geliyor. Belki de bunun esasları ve pratikleri bu çerçevede üretilebilir diyebiliriz. Hocama da bu anlamda teşekkür ederim. Hem soru için hem de diğer açıklamalar için. Şimdi eğer başka sorumuz yoksa bu çerçevede sonlandırabiliriz. Teşekkürler hocam. Eğer başka sorularımız yoksa hocam noktalayabiliriz. Şu an bakıyorum. Evet. Evet hocam, teşekkürler. Ben tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca sizin çalışmanızı gayet açık bir şekilde örnekleyerek anlattığınız için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Hayırlı akşamlar.